Almanya Pod programının 6. bölümünden herkese merhaba. Bugün sizlerle Almanya ve Türkiye açısından önemli bir gündem haline gelmiş olan bir konuyu ele alacağız. Almanya'nın Berlin şehrinde Kreuzberg semtinde yer alan Mevlana Camisi'ne geçtiğimiz hafta korona yardımlarında usulsüzlük yapıldığı gerekçe gösterilerek 150 polisin katıldığı bir operasyon düzenlenmişti. Konu bir taraftan Avrupa'da yükselen İslam karşıtlığı açısından ele alınıyor, diğer taraftan mali bir usulsüzlük olarak ele alınıyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan da konuyla ilgili açıklamalar yaparak Avrupa'yı her geçen gün daha çok orta çağ karanlığına yaklaşmakla ve faşist ve ırkçı yapılardan beslenmekle suçladı. Almanya tarafından da konuyla ilgili cevaplar ve açıklamalar var. Bu nedenle konuyu Almanya Milli Görüş Teşkilatı'nı yakından tanıyan, daha önce kurumda çalışmış olan, değerli bir arkadaşım olan Engin Karahan ile konuşacağız. Sözü hiç uzatmadan direkt konu hakkında Engin'in görüşlerini alalım. Engin merhaba, çok teşekkür ederim. Öncelikle konuğum olduğum için değerli vaktini ayırıp katıldın. Programının yoğun olduğunu biliyorum. Tanımayanlar için kısaca kendini tanıtabilir misin öncelikle? İsmim Engin Karahan. Aslen İstanbul doğumlu ama 2 yaşından beri Almanya'da büyümüş birisiyim. Şu an serbest meslek olarak kurumsal danışmanlık alanında çalışmaktayım. Ve Alhamdülillah topluluğu gibi bazı oluşumlarda fahri olarak çalışmalarım devam etmekte. Konuştuğumuz gibi konumuz bugün Almanya'da, Berlin'de, işte Kreuzberg semtinde Mevlana Camisi'ne korona yardımlarında usulsüzlük yapıldığı gerekçe gösterilerek 150 polisin katıldığı bir operasyon düzenlenmesi. Geçen hafta böyle bir operasyon düzenlendi. Tabii o günden itibaren gerek Almanya'da gerek Türkiye boyutunda konu bayağı bir gündem olmuş durumda ve tartışılıyor. Benim gözlemim konunun iki tarafı ön plana çıkmış durumda. İlki özellikle Almanya'da daha çok tartışılan, yani kutsal mekana bu şekilde polis baskının yapılması doğru mu? İkincisi de Almanya Milli Görüş Teşkilatı neden hep bu tarz vakalarla anılıyor? İki konu ön plana çıkıyor sanırım. Senin görüşün nedir bu konuda? Bu iki bağlamda mı değerlendirmek istersin? Eklemek istediğin varsa tabii ki ekleyebilirsin. Birincisi, baskının yapılış şekli cidden tartışılabilir. Yani katılan polis sayısı olsun, baskının hayata geçirme şekli olsun gerçekten tartışılabilir, mümkün. Benim ama dikkatimi çeken, normalde ben özellikle burada sivil toplum kuruluşlarına yönelik verdiğim danışmanlık hizmetlerinden bir tanesi de kriz zamanı komünikasyon nasıl gelişebilir? Neye dikkat etmek lazım? Bu alanlarda seminer vesaire verdiğim de oluyor. Orada özellikle kriz döneminde hassas olmanız gereken bir konu varsa o da birincisi konuya kendiniz de hakim olmanız gerekir noktasında bir tavsiyem var. Yani bir şeyi kamuoyuna taşımadan önce en azından kendi birimlerinizde, kendi içinizde tartıştığınız ne onu bilin. Var olan verilerin ne kadarı doğru, ne kadarı yanlış. Çünkü işte kamuoyuna çıktıktan sonra belli bazı şeyleri geri almak, belli bir intibayı düzeltmek biraz zor oluyor. Söz ağzından bir kere çıktıktan sonra. Benim bu olayda dikkatimi çeken birincisi hiç ciddi manada ele alınmayan işin boyutu bu iddiaların ne kadar doğru, ne kadar yanlış. O özellikle Müslüman camii arasındaki konuyu ele alışlarda pek dikkate alınmamak ya da biraz hasıraltı edilmekte gibime geliyor. Ki savcılığın açıklamasında şu var. Bir şahsın kendi adına korona yardımlarına başvurduğu halde ödemeyi caminin banka hesabına yaptırdığına yönelik bir iddia var. Ki bu iddia doğru olursa zaten ortaya atılan suçlama da doğrulanmış olur. Usulsüzlük ortaya çıkıyor. Usulsüzlük zaten mevcut olmuş olur. Cemiyet bu boyutu çok fazla ele almamakla birlikte işte bir yanlış bir hatadan bahsetmekte ama bu hatanın ne olduğu, nasıl olduğu noktasında bir muamma var orada. Tabii böyle bir engel olduktan sonra diğer kamuoyuna bu şekilde sesli bir şekilde çıkmanız iki gün sonra soruşturma sonuçlandığında cemiyet için çok da iyi olmayabilir. Çünkü kamuoyunda hem bu iddiayla anılabilir hem de konuyu farklı bir yöne çekme noktasında bayağı ayrıyeten bir töhmet altında kalır, tam altında kalır. Şu an tartışıldığı şekliyle konu somut iddialardan tamamen bağımsız bir şekilde işte İslam düşmanlığı ki olay Türkiye'ye kadar ulaştı. Az önce bir Cumhurbaşkanı'nın açıklamasını dinledim. Irkçı terörden bahsediyor. Yani olay çok daha farklı bir boyuta ve ülkeler arası bir boyuta çekilmiş durumda. Ve bunun özellikle söz konusu cemiyet için ben çok olumlu bir gelişme olmadığını düşünüyorum. Çünkü tamamen kontrolleri dışına çıkmış bir tartışma haline geldi. Bu noktada da şuna bakmak lazım. Yani böyle bir olayda mesela Almanya'da Müslüman çatı kuruluşları gayet geniş imkanlara sahip. Hem personel noktasından hem maddi imkanlar noktasından. Böyle bir tartışmada bu olayın sürecin takibini sadece bir cemiyete ki çok daha az imkanlara sahip olan ve personel noktasında, tecrübe noktasında çok daha az imkanlara sahip olan bir cemiyete bırakmanın ne kadar
akılcı olduğunda tartışmak lazım. Ki gördüğüm kadarıyla olay yerinde ya da olayın içinde mesela cemiyetin bağlı bulunduğu genel merkez, Milli Görüş Genel Merkezi çok fark edilebilir bir şekilde ortada olmadı. Yani sadece bir cemiyetin basın açıklamasını paylaşmakla yetindiler. Ki böylelikle de cemiyetin olayı yansıtmasında devralmış oldular. Ama şahıs olarak ortaya çıkmadılar. Bu da tabii belli bir boşluk doğuruyor. Yani bu tür toplum olarak fark edilen, takip edilen, buradaki camia tarafından da takip edilen olaylarda özellikle sıkıntı oluşabileceği belli olan olaylarda teşkilat merkezlerinin geri çekilmesi benim kanaatim öyle. İster istemez Türkiye'deki bazı siyasilere belli bir manevra alanı açıyor. Bu olay çok daha farklı bir alana çekilebiliyor ki olan da şu an o. Yani senin de değindiğin gibi konunun bir mali boyutu var usulsüzlük açısından. Bir de şu an bayağı bir ön plana çıkmış olan siyasi boyutu var. Alman polisinin veya işte son dönemdeki gerçekleşen tüm İslam karşıtı olaylarla bu polis baskınını ilişkilendirme durumu var. Konu artık devletler arası bir soruna, hatta direkt Avrupa Birliği'nin karşıtlığına varır derecede bir boyut aldı. Milli Görüş dediğin gibi Almanya Teşkilatı konu hakkında pek açıklama yapmış değil. Sadece cemiyetin görüşünü paylaştı dediğin gibi. Fakat bu akşam sanırım bir program yapacaklarmış. Muhtemelen konuyu ele alacaklar tüm boyutlarıyla. Fakat tam vurguladığımız gibi Milli Görüş'e bunun faydası mı olur, zararı mı olur? Konunun böyle devletler arası bir boyuta var mı? Çünkü programın başlığı karikatür krizinden Avrupa'da cami baskınlarına, Avrupa'da neler oluyor? Bu başlıkta tabii konuyu tamamen İslam karşıtı düşmanlığı üzerinden değerlendireceklerini gösteriyor sanırım. Ne dersin? Öyle bir durum var sanki. Ya hem öyle bir durum var hem de yani son zamanlarda çok sıklıkla karşılaştığımız bir durum da tahminimce ortaya çıkacaktır. O da buradaki insanları, buradaki kuruluşları tamamen bir yetkisiz görme ya da imkansız, olanaksız olarak görme gibi bir tutumla karşı karşıyayız. Yani baktığınız zaman işte sanki buradaki teşkilatlar, buradaki cemiyetler İslam düşmanlığı konusunda hiçbir etkinlikleri yok, hiçbir şey yapamazlar, kamuoyunda hiçbir şeyi değiştiremezler. İşte sadece edilgen, hatta daha ileri gidelim, mağdur durumdalar. Ve tahminim akşam olacak olan programda da genelde de bu minval üzerinde edebiyat yürütülecektir. İşte mağduruz, zor durumdayız, kimse bizi dinlemiyor, kimse bize kulak asmıyor noktasında bir söylem ortaya atılacaktır. Tabii burada şu sıkıntı var. Yani siz bir şey söylemediğiniz zaman haliyle kimse sizi dinleyemez. Son yılları cemaatlerin kamuoyuna nasıl ve hangi konularla ortaya çıktıklarını baktığımızda çok fazla bir konunun olmadığını, İşte İslam düşmanlığı konusunda dahi cemaatlerin ortaya koyduğu özgün çalışmaların, işte İslam düşmanlığının istatistik olarak takibinin, hatta vakaların dahi takibinin yapılmadığı gerçeğiyle karşı karşıya kalıyoruz. Yani bu alanda yapılan çalışmaların %90'ı, %95'i hatta tamamen cemaatlerin dışında da gayrimüslimler tarafından yapılan çalışmalar olduğunu görüyoruz. Yani mesela NSU kompleksine baktığımız zaman konuda en özverili çalışma mesela Bavyera'da faaliyet gösteren NSU Watch diye bildiğimiz bir sayfa ve bunun arkasındaki aktivistler var. Bunların neredeyse tamamı sol kesime mensup insanlar ve bu konuyu işte ırkçılıkla mücadele, ayrımcılıkla mücadele bağlamında ele alıyorlar. Ve NSU davasını, NSU vakasını gerçekten ilk ortaya çıkışıyla birlikte daha bugüne kadar, yani işte dava bitti, mesele bitti algısından yola çıkarak da değil, gerçekten bugüne kadar özveriyle takip eden, işte analiz eden, birçok eksikliği ortaya çıkartan bir oluşum. Ve bu özveriyi mesela bugüne kadar hiçbir cemaatten göremediniz. Ama mesele tartışmaya geldiği zaman işte NSU konusunda mağduruz, şu konuda mağduruz. Yani mağdur edebiyatı noktasında ciddi manada bir efor var. Ama bunun altı tamamen boş gibi gözüküyor. Ve bu işte edilgenlik psikolojisi sanki gerçekten buradaki insanlar hiçbir şey yapamazmış, hiçbir imkanları yokmuş gibi bir intiba oluşturmakta. Ve bu çok sıkıntılı bir durum olduğu kanaatindeyim. Çünkü ben buradaki cemaatlerin bu alanlarda çok daha fazla şey yapabileceği kanaatindeyim. Çok daha fazla şeyler yapabildikleri zamanlar da vardı. Ama son yıllardaki işte kamuoyundan geri çekilmeleriyle birlikte bu alanlarda da etkinlikleri azaldığını görüyoruz. Tabii bu kamuoyunda geri çekilmede İşte baskılardan dolayı falan değil, tam tersi. Yani İslam Toplumu Milli Görüş bağlamında 2013-2014, en geç 2015 yıllarında Anayasa Koruma Teşkilatı tarafından gözetleme ya da raporlandırma noktasında ciddi manada bir ferahlama oldu. Onlu yıllardaki 11 Eylül'den sonraki ciddi manadaki baskılar gerilemiş durumda, azalmış durumda. Ama bu imkan daha çok kamuoyunun önüne, kamusal tartışmalara dahil olmak için fırsat olarak görmek yerine Milli Görüş şu an
yani son 3-4 yılda tamamıyla toplumsal tartışmalardan çekilmiş durumda. Yani hiçbir konuda bir fikir beyanı göremezsiniz. Hiçbir konuda bir içerik hazırlandığı, oluşturulduğunu göremiyoruz son yıllarda. Yani kendi kendilerine seçtikleri bir durum sanki işte dışarısının ilgisizliği, Alman komünün ilgisizliği şeklinde yansıtılmakta ve kör bir döngünün içine girilmiş durumda ne yazık ki. Konunun siyasi boyutuna, işte İslam karşıtlığı olarak değerlendirmesi kısmına tekrar devam edeceğiz ama bir parantez açarak sorayım. Milli Görüş'ün kapasitesiyle ilgili konuştuk çünkü. Yani Milli Görüş yönetim anlamında bir sıkıntı mı yaşıyor? Çünkü biliyorsun, mali açıdan da soruyorum. 2017 yılında bir dava açılmıştı. Vergi kaçırma, işte bağışların amaç dışı kullanımı, Türkiye para yollama iddialarıyla 11 milyon euroluk söz konusu bir kayıp kısım vardı. Ama 2009 yılında dava sonucunda sanırım yönetici olan 4 kişi ceza aldılar. 11 milyon euro değil de 2 milyon küsür euroluk bir ceza ortaya çıktı. Bu tabii çok büyük şey olarak sunuldu. Milli Görüş yöneticileri veya işte destekleyenleri tarafından. Sanki 2 milyon euro hiçbir önemli bir para değilmiş veya ceza alanlar hiç önemli değilmiş gibi, suçlamalar haksız çıkmış gibi bir hava yaratıldı. Neden böyle krizler yaşıyor Milli Görüş bu ekonomi yönetiminde diyeyim? Bu konunun ben sadece Milli Görüş'le sınırlı olduğu kanaatinde değilim. Yani genel olarak teşkilatların durumuna bakarsanız ciddi manada bir sorumluluk almama, sorumluluk hissetmeme gibi bir mentaliteyle karşı karşıya kalıyoruz. Yani mesela bundan 2 sene önce DİTİB Merkez Cami İnşaatı bağlamında bir davayla karşı karşıyaydı. Direkt merkez, yani direkt caminin müdahil ya da dahil olmadığı bir davaydı ama cami için, yanlış hatırlamıyorsam, tam bir miktar belirtilmemişti ama bir iş adamı vergi kaçakçılığından mahkum edildi. Kaçırdığı belirtilen vergi miktarı 1 milyon üzerinde bir miktar. Olayın arka planında şuydu: bu iş adamı Köln Merkez Camii inşaatı için faturalar çıkartıyor. Ama bu faturaların karşısında herhangi bir iş vesaire yok. Yani naylon fatura, bizim bildiğimiz naylon fatura. Ama Merkez Camii'nde yetkili kişilerden bir tanesi gerçekten bunu onaylıyor, bu faturaları. Ki 1 milyon vergi cezası varsa bunun karşılığında 10 milyonun üzerinde bir işlem olmuş demek ki. Bu meblağ çıkıyor ve aynı zamanda o camideki kişi, bu iş adamının banka hesabına da yetkili, oradaki miktarları başka bir hesaba aktarıyor ve nihayetinde bu iş adamı zaten yapmadığı iş için aldığı paradan da olduktan sonra sadece vergi borcuyla karşı karşıya kalıyor. Ve olay bundan dolayı kamuoyuna çıkıyor. Ama bakıyorsunuz DİTİB camiası içinde bu konu tartışılıyor mu? Hiçbir şekilde. Yani bu DİTİB içerisindeki bu kişi kimdin? Nasıl böyle bir imkan oluyor? Yani nihayetinde bu olaydan ortaya çıkan bilgilerden bir tanesi de 10 milyona yakın bir meblağda faturalar ödenmiş ama bu faturaların hiçbir karşılığı yerine getirilmemiş. Yani bir iş yapılmamış. Böyle bir olay nasıl olabilir? Kimsenin tartıştığı yok. Kimsenin sorguladığı yok. Hı hı. Bunun, yani bu kadar büyük ölçüye de gitmemiz lazım değil. Küçük ölçüye de inelim. Mesela bu belli Mevlana'daki olaydan sonra 2 gün sonra işte savcılığın soruşturmasında ortaya çıksa, İşte evet, böyle bir usulsüzlük olmuş, bunun herhangi bir sonucu olacak mı cemiyette? Olmayacak. Bundan 3-4 hafta önce Bielefeld Camisi mesela, caminin içindeki bir üyeye hatta dava açıyor. İşte bu üye bir internet sayfasında cami idaresine yönelik bazı ithamlarda bulunuyor. İşte 1 milyon üzerinde caminin gelirlerine usulsüzlük uygulandığı, caminin bir aile şirketi gibi kullandığı noktasında ithamlardan dolayı cami idaresi bu kişiye karşı Unterlassungsverfügung denilen bu tür ithamları yaymama noktasında ihtar göndermek istiyor ve mahkemeye veriyor. Ve mahkeme bundan 2-3 hafta önce sonuçlandı ve böyle bir ihtarın söz konusu olamayacağını mesela karar verdi. Peki bakıyoruz, bu böyle bir kararın çıkması cami idaresi üzerinde herhangi bir değişikliğe sebep oluyor mu? Yok. Herhangi bir hesap sorma var mı? O da yok. Yani genel itibariyle bir sorumluluk aramama, işte hataların tespit etmeme gibi ciddi manada bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Ve benim kanaatim, bu tür vakaları işte ille de İslam düşmanlığı konusu altına tartışma isteği ya da bunu ille de İslam düşmanlığı çerçevesine çekme isteği biraz da bu sıkıntıdan da kaynak. Çünkü eğer resmi makamlar sadece içlerinde olan İslam düşmanlığından dolayı ya da bugünkü söylemle ırkçı terör eğilimlerinden dolayı bu camilere bu tür muameleyi maruz tutarlarsa, tabii o zaman
cami idaresinin işte ya da teşkilat idaresinin hiçbir suçluluğu ortada kalmıyor. Hiçbir sorumluluğu kalmıyor. Kim bu hatayı yaptı diye bir şey sormanıza gerek kalmıyor. Çünkü sizden kaynaklanan bir durum olmadığı intibası oluşuyor. O yüzden bu işin İslam düşmanlığıdır vesaire. Bu tür olaylarda kendilerini koruma açısından öne sürülen bir kalkan olmanın dışına çıkmıyor kanaatindeyim. Yani tabii işte bu sen büyük örnekten bahsettin. Bunun mikro